bugün sizlerle enfes bir börek tarifi paylaşıyoruz. Peynirli ıspanaklı dilim börek. Şimdiye kadar yediklerinizi unutun, bu böreği ilk sıraya koyun. Detaylara geçmeden önce tariflerimizin hiçbirini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşe ilk olarak ıspanakları hazırlayarak başlayalım. Yıkayıp kuruttuğumuz ıspanakları küçük küçük doğruyoruz. Hepsini bir kaseye aktarıyoruz. Kullanmadan önce bu şekilde ovup ıspanakların biraz küçülmesini sağlıyoruz. Şimdi sırada diğer malzemeler var. Sırasıyla ekliyoruz. Beyaz peynir, kaşar peyniri, yumurta ve yoğurt. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Sonra da kalan malzemeler. Eritilmiş tereyağı, süt, su, zeytinyağı, kabartma tozu ve sirke. Hepsini tekrar karıştırıyoruz. Peynir zaten tuzlu olduğu için tuz eklemiyoruz. Artık böreği hazırlayabiliriz. 3 adet yufkamız var. Her birini ikiye bölüyoruz. Siz bütün yufka da kullanabilirsiniz ama o zaman en az 5 yufka kullanmanız gerekli. Kalabalık aileler öyle yapabilirler. Çünkü bu ölçüden oldukça fazla dilim çıkıyor. Tabii bu durumda içi de fazlalaştırmanız gerekecek. Yufkalardan bir tanesini seriyor ve üzerine de içten yayıyoruz. Ardından ikinci kat. Ve yine iç harcından. İç harcını bu şekilde mümkün olduğunca eşit şekilde tüm yufkaların aralarına dağıtıyoruz. Yufkalarda kuru yer kalmamalı. Artık hazır. Kenardan katlayıp sarabiliriz. Şimdi bu böreğin dolapta bu şekilde beklemesi gerekecek. Streçle sarıp bekleteceğiz. İkiye bölersek daha kolay sarılır. En az 1 saat beklemeli. Ben hatta 3 saat beklettim. Yeteri kadar beklediler. Şimdi açıp bir parmak kalınlığında dilimler halinde kesiyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Hepsi hazır. Üzeri için de bir sos hazırlayalım. Bir kaseye bir kaşık kadar yoğurt ve bir adet yumurta alıyoruz. Ve hepsini güzelce çırpıyoruz. Bu sosu da aynı şekilde bütün böreklerin üzerine ve kenarlarına sürüyoruz. Şimdi fırın. 180 derecede önceden ısınmış fırının fan ayarında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. İşte hepsi hazır. İnanılmaz lezzetli ve yumuşacıklar. Nasıl bittiğini anlayamayacağınız bir tarif. Üstelik buzlukta dilimler halinde saklayıp dilediğiniz zaman taze gibi pişirebilirsiniz. Deneyip de beğenmeyen olmayacak inanılmaz lezzetli bir börek. Kesinlikle en sevdiğiniz börek olacağını garanti ederim. Haydi hemen malzeme listesine göz atıp bu tarifi deneyin ve fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Size dokusunu ve ne kadar yumuşak olduğunu da göstereyim. Sadece denenmiş ve beğenilmiş tariflerden oluşan kanalımızı yakından takip etmek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.